Washington'dan yaptığımız VOA Türkçe Ekotürk ortak yayından herkese iyi akşamlar, iyi haftalar. Yeni bir haftaya Washington'da müthiş bir sıcak havayla başladık. Son 4-5 gündür Amerika'nın bu bölgesi adeta kavruluyor. 44-45 dereceleri gördük desek yalan olmaz. Hemen gündemimize bakalım. S-400 krizi ve Amerikan Savunma Bakanlığı yaptırımlarından sonra dışişlerinin yapacağı açıklamaya çevrildi gözler. Yeni yaptırımlar üzerinde Trump yönetimi de çalışıyor. İki ülke arasındaki temaslar devam ediyor. Dışişleri Bakanları konuştu. Pompeo hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi yaptığı açıklamada. Başka neler oldu ve neler olacak? Serhan Akif Akyıldız bize aktaracak bugün. Sonrasında S-400 ve Amerikan-Türkiye ilişkileri konusunda geçtiğimiz günlerde Amerika'da olan eski Genelkurmay 2. Başkanı Ergin Saygun'un görüşlerini ekrana getireceğiz. Paris'te Arzu Çakır var. Avrupa Birliği ile Kanada arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşması CETA gündeminde olacak. Fransa'da buna ciddi bir direniş var. Özellikle de tarım ürünlerine aynı kalitede standartlar olmadığı eleştirisi var. Ayrıntılarında başka neler var? Arzu Çakır bize aktaracak. Stüdyoda konuğumuz Dilge Timoçin olacak. Amerika-Rusya soruşturmasını yürüten eski özel savcı Robert Mueller'ın Temsilciler Meclisi'nde vereceği ifadeye odaklanmış durumda. Mueller 24 Temmuz'da Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu ile İstihbarat Komisyonu'nda ifade verecek. Neler sorulacak? Mueller beklenen açıklamaları yapacak mı? Bunları Dilge Timoçin'den alacağız ve sonrasında New York'a gideceğiz. Aslı Pelit, Amerikan finans piyasaları haftaya nasıl başlıyor? Petrol fiyatlarının yükselişte olduğunu görüyoruz. Herkesin kafasındaki soru, yükseliş devam eder mi sorusunun yanıtını Aslı Pelit bize verecek. Hemen başlayalım. Bugün 22 Temmuz 2019 Pazartesi. Ben Serdar Cebe. Stüdyo VOA başlıyor. Amerika'da gündem sürekli değişse bile son günlerde gündemin değişmeyen konularından biri S-400'ler. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve Moskova'nın da parça parça gönderdiği füze savunma sistemleriyle ilgili yarın Beyaz Saray'da önemli bir toplantı var. Başkan Donald Trump, Cumhuriyetçi senatörleri Türkiye'ye olası yaptırımları görüşmek üzere yarın Beyaz Saray'da ağırlayacak. Yerel saatle, buranın saatiyle 16'da başlayacak toplantı. Türkiye'de gece saat 11'e denk gelecek. Ne gibi sonuçlar çıkabilir bu toplantıdan ve şu ana kadar Savunma Bakanlığı'nın yaptırımları açıklandıktan sonra şu ana kadar neler yaşandı? Serhan Akif Akyıldız'la konuşacağız. Serhan, öncelikle bu toplantının önemi nedir? Serdar, toplantı çok önemli diyebiliriz. Çünkü Başkan Donald Trump, Cumhuriyetçi senatörleri yarın işte o hep konuştuğumuz, hep dediğimiz bu yaptırımlar konusunda top biraz Kongre'de dediğimiz olayın net sonucu bu. Kongre'de, Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunlukta. 53 Cumhuriyetçi senatör var, 47 Demokrat senatör var. Yarın bu 53 Cumhuriyetçi senatör yarın Beyaz Saray'da Trump tarafından ağırlanacaklar. Cumhuriyetçi senatörlerden ikisi, Rick Scott'la Florida senatörü Rick Scott'la Indiana senatörü Todd Young, Türkiye ile ilgili bir karar tasarısı sunmuşlardı zaten. Türkiye ile Türkiye'ye yaptırım çağrısı yapan, Türkiye'ye S-400 alım konusunda kınayan ve yaptırım çağrısı yapan bir karar tasarısı sunmuşlardı. Şimdi yarınki toplantıda bu karar tasarısı konuşulacak. Bu karar tasarısı Senato'da oylansın mı, oylanmasın mı, ne zaman oylansın, Cumhuriyetçiler ne yönde adımlar atsın, hangi taraf kimi nasıl ikna edecek, açıkçası biz de tam bilmiyoruz. Trump, Başkan Donald Trump Türkiye'ye yaptırımlar konusunda biraz mesafeli yaklaşıyor. En azından kamuoyuna yansıyan açıklamaları öyle. Yarın kim kimi ikna edecek tam olarak belli değil. Gündemlerinde CATSA var. CATSA ne demek? CATSA, Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlarla mücadele yasası. 2017'de kabul edilmişti bu yasa. CATSA'ya göre Türkiye Amerika'nın hasımı mı değil mi? Şu sıralar biraz tartışılsa da Türkiye Rusya ile işbirliği yaptığı için, savunma alanında işbirliği yaptığı için bu yaptırımların hedefinde. Ona göre Türkiye yaptırımlar CATSA'ya göre 12 tane madde var. 12 tane yaptırım türü var.
Başkan Donald Trump kendisine sunulan bu 12 yaptırım türünden 5'ini seçebiliyor. 5'ini yürürlüğe koyabiliyor. Bu yaptırım türleri ne derseniz, bu yaptırım türleri hafif yaptırımlardan ağır yaptırımlara kadar uzanan bir silsile diyebiliriz bu açıdan. O açıdan yarınki görüşmede ne sonuç çıkacağı merak konusu. Yani Senato üyeleri Trump'a yaptırım katsa da Türkiye'ye yönelik yaptırımları Senato'da oylayalım, sen de buna imza at diyebilirler. Senato katsaya Türkiye'ye yönelik yaptırımları oylayabilir. Trump'ın bunu erteleme, yani imza erteleme yetkisi var. Trump bunu yürürlüğe koymayabilir. Yani yarınki toplantıda seçenekler masada, birkaç tane seçenek birden masada. Yarın 4'te başlayacak, buranın yerel saatiyle 4'te başlayacak bu toplantı. Yarın hep birlikte toplantıdan ne gibi sonuçlar çıktığını hep birlikte göreceğiz. Serdar Cebe. I'm afraid the issues between... Korkarım Türkiye ile Amerika arasındaki sorunlar S-400 probleminden çok daha fazlası. S-400 bana kalırsa küçük bir konu. Bu sözler eski Genelkurmay 2. Başkanı ve 1. Ordu Komutanı Ergin Saygun'a ait. Saygun, Washington'da Turkish Heritage Organization, Türk Miras Vakfı'nın düzenlediği Türk-Amerikan ilişkileri konulu panelde konuştu. Emekli Orgeneral, sorunun S-400 alımı ya da F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesi olmadığını kaydetti. If we agree to... Eğer S-400 sorununu bitirme konusunda uzlaşırsak eminim Amerika'dan yeni talepler gelecektir. İran'la anlaşma yapma, eğer buna evet dersek sonrasında tamam, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kuracağız, buna muhalif olma diyeceklerdir. Eğer buna hayır derseniz size Kıbrıs'ta gaz ya da petrol arama hakkınız yok diyebilirler. Yani bana göre sorun S-400'lerin gelmesi ya da F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesi değil, Amerika Türkiye'nin bağımsız dış politikasından memnun değil ve Türkiye'nin bölgesel bir güç olmasını istemiyor. Amerika'nın ileri sürdüğü S-400'lerin Türkiye'de konuşlanması halinde F-35'lerin sırrının çözüleceği iddiasına da katılmayan Saygun, bu uçakların özelliklerinin Rusya, Çin ya da teknoloji casusluğunu kullananlar tarafından bilindiğini söyledi. Saygun'a göre en büyük kaygı konusu İsrail'in güvenliği. F-35. Türkiye'nin F-35 projesinden dışlanması 10 yıl önce Kongre'de Dış İlişkiler Komisyonu'nda tartışıldı. Çünkü Türkiye F-35'leri alırsa bu Orta Doğu'daki dengeleri değiştirecek, İsrail hava üstünlüğünü kaybedecekti. Amerika ve Batı için Orta Doğu'da iki önemli konu var. Biri İsrail'in, diğeri de enerji kaynaklarının güvenliği. Orta Doğu'da İsrail'e dost ülke yok. Bir tane yaratabilirler. Bağımsız bir Kürt devleti. Bu yeterli mi? Hayır. Düşmanlarını da elemeniz gerekiyor. Irak, Suriye örneklerini vererek İsrail'i düşman ülkelerin bertaraf edildiğini belirten Saygun'a göre sırada Türkiye var. So the last on the line is Turkey. Bu sıranın sonunda Türkiye var. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Bunu söylerken de çok üzgünüm ama doğru olan bu. Eğer Amerika sizi düşman olarak görüyorsa asker olarak kendimi savunmalıyım. Amerika'ya karşı da kendimi Amerikan silahıyla savunmamı bekleyemezsiniz. Eğer Amerika'dan bir şey alırsanız bunun kaynak kodlarını alamıyorsunuz. Amerika gizli tutuyor. Yani eğer kullanmanızı istemiyorsa sahip olduğunuz her silahı kilitleyebilir. Amerika'nın Türkiye'nin meşru güvenlik ihtiyaçlarını anlaması gerektiğini belirten Saygun, durumun iyileşmesi için Washington'un Ankara'yı tehdit etmekten vazgeçmesi gerektiğini de vurguladı. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Serhan, geçtiğimiz günlerde bu haberi takip etmişti. Genelkurmay, eski Genelkurmay 2. Başkanı, 1. Ordu Komutanı, yine eski Ergin Saygun Washington'da böyle önemli mesajlar verdi. Serhan bize son bilgileri aktarmıştı. Önemli bir konuydu. S-400'ler konusunda aynı zamanda iki ülkenin dışişleri bakanlarının yaptığı telefon görüşmesi de vardı hafta sonu. Ve bu telefon görüşmesinden sonra Pompeo'nun yaptığı açıklamaya göre bir hayal kırıklığı yaşıyoruz demişti ama James Jeffries'in de şu sıralarda Ankara'da olduğunu, Türkiye'de olduğunu ve iki ülke arasındaki hem S-400 konusu hem de diğer konularda görüşmeler yapılacağını söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. Amerikan ekonomisine bakmadan önce Avrupa'ya bir uzanalım. Zira Avrupa Birliği ile Kanada arasında serbest ticaret anlaşması CETA imzalanacak. Ama Fransa'da buna ciddi bir direniş var. Özellikle tarım ürünlerinde aynı kalitede standartlar olmadığı eleştirisi var. Eski Çevre Bakanı, sağ ve sol muhalefet, herkes bu yasaya karşı. Bakalım Arzu Çakır bize neler söyleyecek. Arzu, neler var haberin ayrıntılarında? Fransa'nın bu anlaşmaya neden itiraz ettiğini bize aktarır mısın? Evet, çok ciddi bir tartışma var burada. Yarın oylama yapılacak. Artık tartışma alevlendi diyebiliriz Serdar.
CETA, yani Comprehensive Economic and Trade Agreement, yani iki ülke arasında, daha doğrusu Kanada ile Avrupa Birliği arasında serbest ticaret anlaşması diye kısaca özetleyebiliriz bu anlaşmayı. Geneli kapsıyor ve iki kıtayla, Kanada ile kıta arasındaki değişimin %98'inin gümrüksüz yapılmasını öngörüyor. İş böyle olunca Fransa'daki rekabet gücü çok ciddi anlamda artıyor Kanada ürünlerinin. Özellikle et ithali konusunda çok ciddi tartışmalar var. Bir numaralı tartışma Kanada'daki etlerin kalitesi. Örneğin Fransa'da birçok önlem var. Avrupa Birliği, Avrupalı çiftçi çok ciddi standartlar getiriyor, uyulması gereken, çok pahalı standartlar bunlar uygulanması gereken. Yem kalitesine kadar pek çok önemli standart var. Avrupa etini kaliteli kılan da bu. Fakat Kanada'da bu standartlar yok. Örneğin hayvanların yediği hayvan unu denen bir ürüne her şey karıştırılabiliyor. Burada bu ürün yasak örneğin. Fransız çiftçisi bu anlamda ayaklanmış durumda. İlk kez 3 Fransız Çiftçi Konfederasyonu bu konuda açıklama yaptı ve birlikte hareket ediyor. İlk kez çiftçiler hep birlikte ayaklandı. Diğer bir konu çevre konusu. Hiçbir çevresel önlem yok. Çevresel önlem almayan ürünlerin de Fransa'ya girmesi, Avrupa Birliği'ne girmesi söz konusu. Fransa buna çok karşı çıkıyor. Eski Çevre Bakanı Nicolas Hulot kapıyı çarpıp gitmişti bu lobilerin baskıları nedeniyle, hatırlanırsa eğer. Yine o bakan bugün bir makale yayınladı. Bütün milletvekillerine yarınki oylama öncesinde lütfen cesur olun ve bu anlaşmaya hayır deyin çağrısında bulundu. 2017 Eylül'ünde ilk anlaşmanın yürürlüğe girilmesi konusu tartışmaya başlanmıştı. Bugün hala devam ediyor. Anlaşma 10 yıldır tartışılıyor. 10 yıldır bir uzlaşma noktasına varılıyor. Ve Avrupa Birliği'nde 13 ülke bunu onayladı. Fakat Fransa gibi, Almanya gibi daha sert, daha ciddi standartlar olan ülkeler, buna, bu ülkelerde kamuoylarında buna çok ciddi direniş var. Yarınki anlaşma öncesinde bugün muhalefet partileri de çağrı yaptılar ve bu çağrıda bu anlaşmaya hayır demelerini istedi. Hem sağ hem sol muhalefet bir araya geldi. Bütün çiftçiler karşı çıkıyor. Çevre dernekleri, sivil toplum örgütleri karşı çıkıyor. Bu anlaşma olursa Kanada ürünleri denetimsiz, Avrupa Birliği standartlarına uymayan pek çok ürün çok rahatlıkla gümrük uygulanmadan Fransa'ya girecek. Dolayısıyla yarın oylama yapılacak. Bakalım iktidar partisinden milletvekili alabilecek mi muhalefet? Eğer alırsa ciddi bir direniş söz konusu olabilir bu anlaşmaya. Bundan sonra bunun önemine, bundan sonra Amerika ile yapılacak serbest ticaret anlaşması var, buna benziyor. Avustralya ile ve Yeni Zelanda ile imzalanacak aynı anlaşma. Dolayısıyla bu tartışma oraya kadar da gidecek. Bu nedenle yarın oylama çok önemli. Arzu, teşekkürler. Bu arada fonda da güzel Eyfel Kulesi'ni görebiliyoruz. Gayet güzel görünüyor Paris ve sıcak görünüyor burası gibi. Arzu'ya teşekkür ediyoruz. Bakalım anlaşmadan nasıl bir sonuç çıkacak? Bir kazanan olacak mı, yoksa iki taraf da anlaşmadan olumlu bir sonuç alacak mı, onu zaman gösterecek. Hep beraber göreceğiz. Şimdi Amerika'nın gündemine bakalım. Washington gündeminde hangi konular var? Amerika Rusya soruşturmasını yürütmüştü biliyorsunuz eski özel savcı Robert Mueller ve Temsilciler Meclisi'ne vereceği ifadeye odaklanmış durumda Amerika. Mueller 24 Temmuz'da Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu ile İstihbarat Komisyonu'nda ifade verecek. Burada neler olacak? Arkadaşımız Dilge Timoçin yanımızda. Dilge, hoş geldin. Çok tartışılıyor. Türkiye'nin kendi gündemi vardı. İşte Amerika'nın da Mueller dosyası var. Nereye gittiğini bilmiyoruz daha. Ne olacak 24'ünde? Bize aktarır mısın? Serdar, 24 Temmuz'da eski özel savcı Robert Mueller Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nda, ardından da İstihbarat Komisyonu'nda ifade verecek. İki gün sonraya odaklanmış durumda Amerika. Ama önce Robert Mueller'ın 29 Mayıs'ta ne dediğini bir bakalım isterseniz. 29 Mayıs'ta Adalet Bakanlığı'nda sadece 8 dakikalık bir açıklama yaptı Robert Mueller ve istifasını açıkladı. 2 sene boyunca sürdürdüğü Rusya soruşturması boyunca
sessizliğini korumuştu. Bu 8 dakika içerisinde de istediği açıklamaları yaptı. Sadece kendi sınırları içinde açıklamalar yaptı diyebiliriz. Çok devlet adamı gibi duruyor değil mi? Yani evet, ketum bir bürokrat, devlet adamı. Hatta Bill Clinton döneminde Clinton azli için çalışan Kent Starr'la karşılaştırılıyor. Kent Starr her zaman ekranlardaydı, hı hı. televizyon kanallarındaydı. Ancak Robert Mueller'ı etrafta pek görmedik. Sadece binaya girer çıkarken Adalet Bakanlığı'nda fotoğraf verdiğini gördük. Çıktı, o gün 8 dakikalık bir konuşma yaptı. İstifasını açıkladı, özel hayatına geri döneceğini söyledi. Ve çok önemli 2-3 cümle sarf etti burada. Ne dedi? 448 sayfalık raporun içinde olan bilgiler dışında bir şey söylememeye kararlıyım dedi. Başkanı bir suçlama yöneltmek değerlendirebileceğimiz bir seçenek değildi. Başkanın bir suç işleyip işlemediği konusunda herhangi bir şekilde karara varamayacağımıza kanaat getirdik dedi. Başkanın bir suç işlemediğinden açıkça emin olsaydık, bunu belirtirdik, bunu da yapmadık ifadesini kullandı. Ve kongrede ifade vermesi halinde 29 Mayıs'taki açıklaması raporunda olmayan bilgi paylaşmayacağını belirtti ve bu raporda çok dikkatli davrandığını söyledi. Zaten kongrede ifade vermek istemediğini bu şekilde aslında göstermiş oldu. O dönemde demokratlar bastırdı temsilciler meclisinde. Zaten demokratların üstünlüğü var ve komisyonlarda da kendini gösteriyor. Demokratlar bastırdı ve o zaman bir mahkeme celbi yayınlarız ve sizi buraya getiririz dedi ve dediklerini de yaptılar. Hatta o dönemde İstihbarat Komisyonu Başkanı demişti ki modern çağın en önemli soruşturmalarından birinde özel yetkili savcı olmayı kabul ettiyseniz kongre önünde ifadeye çağrılmayı da beklemeniz lazım demişti. Aynı şekilde Adalet Komisyonu da dün bir açıklama yaptı başkanı. Jared Nadler, başkan Donald Trump'ın suçlu olduğunu gösteren önemli kanıtlarımız var ve hiçbir başkanın başkan hukukun üstünde olamaz dedi. Yani baktığımızda zaten komisyon başkanları çok ciddi bir şekilde özel savcı, eski özel savcı yükleneceklerini belirtti. Evet. Durum böyle olunca şimdi gözler iki gün sonra odaklanmış durumda. Kapalı kapılar ardında olmayacak zira bütün televizyonlar canlı yayına geçecek. Biz de hatta zaman zaman yayınlamayı umuyoruz bu canlı yayını. Komisyonda Robert Mueller'ın neler diyeceğini. Bir sinir savaşına dönebilir. Demokratlar çok ciddi şekilde bastırabilir. Robert Mueller da daha önce dediği gibi raporum dışında daha fazla bir açıklama yapmayacağım diyebilir. Ancak Jared Nadler, komisyon başkanı, Adalet Komisyonu Başkanı Mueller'ın gerçekleri Amerikan halkına sunmasına izin vermeliyiz dedi. Ve Mueller'a çok sıkı sorular yönelteceğini de belirtti. Fox News'da açıklamalarını yaptı. Bundan sonra görelim nereye gidiyoruz dedi. Yani gittiğimiz yer azil tartışmalarına aslında gidiyor. Trump azledilir mi, azledilmez mi? Evet, komisyon başkanları çok sıkı bir şekilde bastırıyor bunun için ama Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, demokrat isim, çok fazla da bundan yana değil gibi gözüküyor. Peki o raporum çerçevesinde açıklama yaparım diyor da o raporun bazı kesimleri tasnif edilmişti. Acaba o bölümleri, tasnif edilen bölümleri açıklar mı? Demokratlar çünkü onun üzerinde belki yoğunlaşacak. Kesinlikle yoğunlaşacaklar, kesinlikle zorlayacaklar ama Robert Mueller yani 2 yıldan fazla sürdü bu soruşturma. Evet. Bütün açıklamalarıyla birlikte hiçbir şekilde şunu diyebiliriz, ser verdi, sır vermedi. Yani bundan sonra demokratlar üzerine bastırırsa ne kadar etkili olabilirler gerçekten tahmin edemiyoruz. Bir yandan da demokratlar bu azil tartışması içinde evet %76'sı da Amerikan halkının, demokratların %76'sı azle destek veriyor ama Amerikan halkının genelinde %54 bir karşı çıkış var. O yüzden hani Robert Mueller'ın bu komisyondaki ifadelerine ne kadar büyük bir ilgi olacağı, bir ilgi düşüşü yaşanacağı olup olmayacağı da bilinmiyor. Durum böyle olunca Robert Mueller'ın biraz daha rahat davranmasını aslında bekliyoruz. Çünkü bugüne kadar gerçekten sakindi. Bir yandan da Başkan Donald Trump'ın açıklamaları var. Hep bunu cadı av olarak nitelemişti. Başkana taciz olarak nitelemişti. Bugün son bir tweet attı. Onu da hemen belirtelim. Fazlasıyla tartışmalı, çatışmalı bir isim olan Robert Mueller'a elmadan bir ısırık daha verilmemeli. Nihayetinde hem onun için hem de sahtekar demokratlar için kötü olacak. Yaptıkları tek şey bu saçma cadı avı için vakit harcamak dedi. Donald Trump'ın duruşu belli. Seyretmeyeceğini de söylüyor bu arada komisyondaki ifadeleri. Robert Mueller da kendi istediklerini söyleyecektir. Evet, bir sinir savaşı, bir sinir harbi yaşanması bekleniyor. Gerçekten Amerikalılar geçecek televizyonların başında saatlerce bu
ifadeleri seyredecek ama çok fazla bir sonuç çıkar mı Donald Trump'ın azli sürecinde? Bunu artık bekleyip göreceğiz. Mutlaka Serdar. Bilgi gidecektir Donald Trump'a, izlemeyeceğim dese de. Bakalım demokratlar ne soracak. Arkadaşımız Dilgit Timoçin'e teşekkür ediyoruz. Ve bakalım Amerikan Kongresi'nde ifade verecek Mueller hangi başlıklar acaba öne çıkacak? Onları da iki gün bekleyip göreceğiz. Oradaki ayrıntıları da yine Dilge'nin dediği gibi amerikanınsesi.com adresinden izleyebilirsiniz. Ve Amerika'nın başka bir gündem maddesi, Amerikan piyasaları haftaya nasıl başladı? Buna bakacağız. Amerikan finans piyasaları da yükseliş mi var, düşüş mü var? Petrol fiyatlarının yükselişte olduğunu görüyoruz ki herkesin kafasındaki soru işaretlerinden birisi yükseliş daha devam eder mi? Aslı Pelit bize aktaracak. Aslı, ne oluyor New York'ta Amerikan finans piyasalarında? Merhaba Serdar. Burası da Washington DC gibi çok sıcak bir haftayı geride bıraktı. Bu sıcaklık sadece hisse endekslerindeki yükselişler, bonolar, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerin ardından da petrol fiyatlarının yükselişi değil. New York'ta 45 derecelik sıcak hava dalgasını hafta sonu atlattı ve yeni bir haftaya başlıyor. Herkesin aklındaki soru da yükseliş devam edecek mi? Daha doğrusu ne kadar devam edecek ve nereye kadar devam edecek? Bu speküle ediliyor devamlı Wall Street'te. Bu hafta baktığımız zaman Temmuz ayının genelinde çok ilginç bir Temmuz ayı yaşıyor Amerikan piyasaları. Aylardır ekonomik gerileme korkuları yer veriyorlar. Devamlı bu konu konuşuluyor. Ticari savaşın etkisinde dalgalanmaların yüksek olduğu seanslar yaşanıyor. Daha sonra düşüşler geliyor ama hatırlarsanız önümüzdeki hafta yapılacak olan Fed Merkez Bankası faiz toplantısının arifesinde yatırımcılar aslında umutla bakıyorlar. Fed, Jerome Powell, Fed Başkanı faiz oranını düşürme kararı verecek ve bu da bir stimulus, bir yardım edecek piyasalara ve tekrar yükselecek görünüyor. Bütün bu beklentilere rağmen bu hafta aslında tek bakacağımız konu çeyrek raporları. Geçtiğimiz hafta banka sektörünün çeyrek raporlarından bahsettik. Bazı teknoloji şirketleri ve aslında bu çeyrek raporları oldukça pozitif çeyrek raporlarıydı. Ve de endekslerde yaşanan yükselişlerin sebebiydi. Ama bunlara bu hafta söylediğim gibi yeni çeyrek raporları ekleniyor. Bir de Çin medyasında Amerika ile ticaret savaşını sonlandırmak için tekrar masaya oturmak üzere olduklarına dair çıkan bir haber de etkili olacak gibi görünüyor. Çin'den gelen haberlere göre Amerika'dan soya fasulyesi ithalatını büyütmeyi planlıyor Çinli yetkililer. Bunu sunacaklar masada ve böylece Başkan Trump'ın istediği tarım sektörü ithalatını genişleterek karşı tarafa bir nevi dostluk sembolü senyali de vermiş olacaklar. Bir yandan bu görüşmelerle ilgili gelişmeleri bekleyecek Amerikan piyasaları ve buradaki yatırımcılar. Diğer yandan da söylediğim gibi çok önemli çeyrek raporları geliyor. Amerika'nın en büyük ve en önemli global markaları çeyrek raporlarını açıklıyorlar bu hafta. Kimler var onların arasında? Amazon, Google'ın sahibi Alphabet, Unilever, Caterpillar, Coca-Cola, McDonald's, Tesla, Boeing gibi isimler sadece bu hafta çeyrek raporu açıklayacak 200 şirketten birkaçı. Salı günü Coca-Cola ile başlıyoruz. Beklentiler Amerika'da ve dünyada sağlıklı yaşam trendinin büyümesi yüzünden aslında geçtiğimiz hafta çok moral bozucu bir Pepsi gibi bir Pepsi'nin çeyrek raporu düşük gelmişti. Coca-Cola'nın satışlarının da aslında beklentilerin altında gelmesi bekleniyor. Fakat şirket son yıllarda spor içecekleri ve su piyasasına el attı. Satışlarını belki de bu sektörde yükseltmeye çalışacak. Bakalım gerçekten bunu görebilecek miyiz ikinci çeyrekte? Daha sonra Tesla, araba markası Tesla'nın çeyrek raporu açıklanacak çarşamba günü. Geçtiğimiz 3 hafta boyunca şirketin hisseleri neredeyse $150 düştü. $350'dan $200'lara kadar indi. Bunun sebebi de şirketin söz verdiği gibi bu meşhur arabalarını bir türlü prodüksiyonu bitirip satışa sunamaması. Ayrıca biliyorsunuz Elon Musk'ın da medyada çıkan çok garip yorumları var. Bunlar da şirketin hisselerine etki ediyor. Daha sonra
Amazon ve Alphabet muhtemelen iyi pozitif raporlar sunacaklar. Geçtiğimiz hafta Amazon günü satışlarında Black Friday seviyesine satışlar rekor kırdılar ve bazı kaynaklara göre de bu satışlarda Amerikalılar %99'a varan akıl almayacak indirimlerle önemli elektronik aletleri almışlar. Senin söylediğin gibi son olarak da petrole bakıyoruz. İran ile artan spekülasyonlar yüzünden petrol fiyatları yükselişle başladı. Haftaya bakalım bu yükseliş devam edecek mi Serdar? Aslı, bir de şu meşhur elektrik kesintilerini soralım. Havalar da bayağı sıcaktı. Dediğim 44-45 dereceleri gördük bu bölümde. Washington tarafı, işte New York tarafında. Ne oluyor elektrik kesintileri? Nasıl bir hafta sonu geçirdi New York? New York'ta bu hafta sonu da aynı Washington'daki gibi 44-45 derece yüksek beklenen sıcaklığa ulaşıldı ve bu yüzden de şehirde 50 bin kişi elektrik kesintisi yaşadı. Bu sadece bu sefer Manhattan'da değil, Queens ve Brooklyn mahallelerinde de elektrik kesintileri yaşandı. Mesela Brooklyn'in güneyindeki Park Slope mahallesi 6 saat elektrik kaybetti. Öğleden sonra saatlerinde başlayan elektrik kesintisi akşama kadar sürdü. New Yorklular kendilerini denize ve halka açık havuzlara atmışlar. Parklarda bile kimseyi göremedik diyebiliriz. Çünkü o kadar sıcaktı ki güneşin altındaki sıcaklık, zaten belediye başkanı çarşamba günü uyarmış ve lütfen dışarı çıkmayın önerisi vermişti. Bu yüzden de ayrıca bazı barınaklar açıldı. Sokakta yaşayanlar veya evlerinde havalandırma olmayanlar ya da elektrik kesintisi yüzünden havalandırmalarını kullanamayan kişiler için de yaklaşık 500 barınakta havalandırma ve soğuk bir ortam yaratılarak özellikle yaşlıların ve çocukların bu sıcaklarda hastalanmasını ya da ciddi sıkıntılar yaşamasını engellemeye çalıştı New York şehri. Aslı, teşekkür ediyoruz. New York'tan son bilgileri, hem finans piyasalarını hem de New York'un meşhur elektrik kesintilerini bize aktardı. Sıcak hava tabii etkiliyor. Dediğim gibi çok sıcak havalar var bu bölümde, Amerika'nın bu bölümde. Ve bunları da bize aktardı. Teşekkür ediyoruz Aslı Pelit'e. Böylece Washington'dan yaptığımız canlı yayının bugünlük sonuna geliyoruz. İnternette adresimiz amerikanınsesi.com. Haberlerimizi Amerika'ya ve dünyaya ait, Türkiye'ye ait haberlerimizi bu adresten izleyebilirsiniz. Yarın akşam saat 18.30'da yine VOA Türkçe Ekotürk ortak yanında karşınızda olacağım. Herkese iyi akşamlar, iyi haftalar.